Merhabalar, bugünkü aracımız 2012 model Alfa Romeo Giulietta. Aracımıza 7 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu: aracın ilgili kısımdan başlayıp sağ havalandırmaya kadar uzanan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Bu çerçevenin hem dokusu hem de üzerindeki lake kaplamasıyla orijinali birebir andırır durumda. Bu birinci konuydu. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapıları bozulmadı. Üçüncü konu, direksiyon simidi üzerindeki direksiyon kumandalarını sorunsuz şekilde çalıştırdık. Yine video içerisinde göstereceğim. Yine aracın orijinalini bozmamak adına ilgili dash kısımda bir orijinal USB yapısı var. O USB'de çalıştırdık. Alt kısımda bulunan bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vitesi aldığımız zaman otomatik kamera devreye giriyor. Kullandığımız kamera AHD bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Boş ileri vitesi aldığımız zaman otomatik devreden çıkıyor. Yine bu araçta direksiyon kumandalarını açan özel interfeys bize böyle kapı açma gibi özel bilgileri de karşımıza sunmuş oluyor. Onların detaylarını da ilgili kısımdan da görebiliyoruz. Yakıt tutarlarını vesaire. İlgili kısımdan araç ayarlarına da erişim sağlatıyor. Aynı zamanda dış sıcaklık durumunu da ilgili kısma taşımış oluyor. Aracımız 2012 model Giulietta. Özel çerçeve kullandık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Konnektör yapıları bozulmadı. Kullandığımız CAN aparatı sayesinde araç bilgilerini taşıyabildik. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlandı. Cihazımız araca neler kazandırdı? İlk olarak Apple CarPlay kablosuz olarak ekrana taşıyor. Apple telefonumuz bağlı. Kablosuz. CarPlay arayüzü. Orada mısın? Buradayım. Bu şekilde Apple CarPlay ilgili kısımdan yönlendirmelerimizi sağlamış olacak. Başka neler kazandırdı araca? Dahili navigasyon ya da internet paylaştırıldığı zaman Play Store hesabı üzerinden kurulabilecek Google Maps ya da farklı uygulamaları Play Store hesabı üzerinden kurup kullanabilecek kullanıcı. Radyo kısmı. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth yapısı harici mikrofonu ilgili kısmı bıraktık. Böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye ulaşmış olacak. USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açabiliriz. Biraz önce Torque içerisindeki USB örnek gösterdim ilgili kısımdan. Şarkı değiştirmeler. Bu arada direksiyon kumandasını göstermiş oluyorum. Sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Yine aynı USB üzerinden videolar da açabiliriz. İlgili kısma girdik. Cihazımız Android işletim sistemli olduğu için internet paylaştırıldığı zaman Play Store hesabı üzerinden kurulabilecek birçok uygulama, YouTube ve benzeri uygulamaları da erişim sağlayıp kullanabilecek kullanıcı. Bu işlemleri yaparken cihazımız hangi donanımda çalışıyor? 4 GB RAM, 64 dahili hafızası var. T3 LED diye bir işlemci kullanıyor. 24600'de IPS ekrana sahip.